Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezi arsala rasulehu beşira ve nezira ve salatu ve selamu ala men ahyed dine ba'de en kâne esira ve ala alihi ve ashabihil mukaddimin alel khayri ve lev asira. İlemu enne aftalel kitabi kitabullah ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar. Ve bi senedin muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İze ste'zene ahadüküm selâfen felem yu'zen leh fihi vel yerci'. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete itibar eden mümin müminatın hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçine el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İze ste'zene ahadüküm selâten. Sizden biriniz üç defa izin istedi de, yani eve, başkasının evine gitmek üzere yola çıkmış, eve varmış, kapının önüne varmış, kapıdan girmeden evvel üç defa izin istenir. Üç defa izin istediği takdirde, izin istediği de felem yu'zen lehu fihi, girmesine izin verilmedi mi? Verilmedi mi? Fel yarci, dönsün, içeri girmesin. İslam dininde mesken masuniyeti vardır. Kişi masuniyet olduğu gibi bir insanın size zararı yoksa, tecavüz etmemişse canına malına dokunamazsınız. Korunmuşluğu vardır. Yani bu mümin olmakla da şeyli değildir. Mümin olmasa bile bir adam size mütecaviz, tecavüz eden, saldıran, zarar veren durumunda değilse ona ilişemezsiniz. Canına malına dokunamazsınız. Mümin olunca ayrıca İslam kardeşliği, din kardeşliği vardır. Ona dokunamazsınız. Şimdi bu mesken masuniyeti de böyle. Bu da temel haklardan bugün günümüzde, İslam'da da öyledir. Temel haklardandır. Bir başkasının mülküne, evine izin vermeden giremezsiniz. Giremediğiniz gibi izin vermezse namaz bile kılamazsınız. Adam tarlama kimse girmesin diye levha açmışsa veya ilan etmişse adamın tarlasında namaz kılamazsınız. Doğru değil. Yanlış, ibadet bile edemezsiniz. Kendi mülkiyet bu kadar İslam'da önemlidir. Malı için adam onu korumak uğruna öldürülse şehit olur. Koruma uğruna öldürülse şehit olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde açık vardır. Kim kendini korumak için öldürülse şehittir, malını korumak için öldürülse şehittir diye böyle hadis-i şerif vardır. Buhari Müslim hadisi. Mesken masuniyeti de vardır. Eve girilemez, izin verilmezse girilemez. Kur'an-ı Kerim'de de ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta testenisu ve tükellimu la ehliha. Ey müminler, kendinizin evinden başka bir eve girmek istediğinizde evvela istinas ediniz, izin isteyiniz. Bu iş olmadan, yani haber vermeden, izin almadan girmeyiniz. Ayet-i Celle'si vardır. Binaenaleyh başkasının evine izinsiz girmek haramdır.
mesken masuniyetini ihlaldir. Dinen haramdır. Dinimizde de böyle işte insanların evine girmezsiniz. Girmek için 3 defa izin almak lazım. 3 defa izin almak lazım. Öyle diyor. İze stezene ahadüküm selasen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Eve girmek için, başkasının evine girmek için 3 defa izin istedi de felem yu'zen lehu fihi, girmesine izin verilmedi mi? Eve girmesine izin verilmedi mi? Fel yarcı, dönsün, ısrar etmesin. mecburen dönsün, ısrar etmesin. Evet. Ve eve kapı çalarken de usulü var. Kapı çalmadan kapı çalmaya farkı vardır. Yani kapı çalmak haber vermek demektir. İstinaz veya kapı çalma yoksa öksürmek. Öksürmek haber, ben geldim. Öksürmek yani biz zili Avrupa'dan aldık ama zil, kapılara zil takmak aslında peygamberin sünnetine uygundur, görüyorsunuz. Eskiden Anadolu'da zil, elektrik yoktu. Çan koyarlardı kapıya. Kapıyı açtınız mı çan çalardı. Böylece içeriye birisinin girdiğini haber verdi çan. Bunlar İslami usullerdendir. Hani görgüsüz adam, bakın girme diyor Allah. Peygamberimiz girme diyor haber vermeden başkanına. Ama adam bunlar bilmiyor. Selleme selam girmeye çalışırsa çan koyarlar ki birisi geldi, değerlen toparlan. Çünkü insan evinde dışarıda sokakta gezdiği gibi gezmez. Rahat oturur, kalkar, ya rahat giyinir, değil mi? Başkasına göstermeyeceği durumlarda olabilir. Böyle sen kapıyı çalmadan, izin almadan içeri girersen bir başka müminin sana göstermek istemediği durumları, pozisyonları görmüş olursun. Bu da yanlış olur. Doğru olmaz. Onun için İslam'da böyle başkasının evine izinsiz girmek haram olduğu gibi izin istemek de peygamberimizin de emridir. Bu da 3 defa olur. 3 defa olur. Gelecek zaten. Allah birdir, biri sever. Neden 2 defa değil de 3 defa? Tek olacak. Tek olacak. Bir de yetmez. 3 defa diyor peygamberimiz. Çünkü adam, sen kapıyı çaldığın zaman, izin istediğin zaman, haber verdiğin zaman kapıya çıkabilecek durumda değildir. Hazırlanır filan. Onun için biraz bekleyeceksin kapıyı çaldıktan sonra. Çaldım, cevap vermedi. Bir daha basmayacaksın. Biraz bekle. Ya ayak yoluna gitmiştir, ya şudur ya budur. Hemen ilk çaldı, hop, hemen kapının önüne gelecek hali yok. Gelemez, gelemeyecek durumda olabilir. Biraz bekleyeceksin. İkinci bir defa çalacaksın. Yine biraz bekleyeceksin. Üçüncü bir defa çaldın. Biraz bekledikten sonra içeriden kimse çıkmadı. Israr etme diyor peygamberimiz. Dön git. Ama içeride lamba görüyorum, ışık görüyorum. Olabilir. Adam misafir kabul etmeyecek. Misafir kabul etmeyecek bir durumda olabilir. Önceden telefonla randevu aldın mı? Randevu da Fransızca gerçi. Önceden böyle bir söz aldın mı? Almadın. O zaman niye ısrar ediyorsun? Kabul edemeyecek durumdadır adam. Her saati her saatine uymaz ki insanın. Özel saati olabilir. Niye ısrar? Ama ışık yanabilir. Misafir almayacak durumdadır. Israr etme. Fel yarcı vücuben. Öyle diyor burada hoca. Mecburen geri dön. Israr etme. Şimdi kapıyı çalarken de usulü var dedim. Şimdi mesela Allah göstermesin, acı bir haber var. Adam dükkanı yanıyor. Adamın ya evinde yangın çıkmış, haberi yok. İçeride, dışarıda yangın başlamış. O zaman böyle benim dediğim gibi merasimle şu kadar dur, bir daha çal şu kadar. Yo, acelemiz var. O zaman zili basarsın, acı acı çalarsın o zaman. Adam da anlar ki fevkalade bir durum var. O zaman buna hakkın olabilir. Fakat böyle bir durum yokken acı acı zili çalarsan adamın kalp sektesinden öldürmene sebep olabilirsin. Hocam korkunç bir şey mi var diye. Adamın da böyle bir şey varsa, hastalığı varsa veya olmasa bile adamı böyle bir korku vermeye hakkın yok. Usulünle çalacaksın, bekleyeceksin.
Usulüne çalacaksın, bekleyeceksin. Usulüne çalacaksın, bekleyeceksin. Çıkma, kimse çıkmadı, buyur etmedi. Dönüp gideceksin. Usul bu, adab bu, sünnet bu. Mecburen diyor. Mecburen, vücuben demek. Mecburen böyle. Bir de kapıyı çaldın. Kapıya böyle karşı durma. Çünkü kapıyı çalınca evine kim gelir? İçeride hanım varsa kocası gelir. Veya oğlu gelir, kızı gelir. İnsan kocasına, oğluna, kızına, akrabasına karşı biraz daha serbest, rahat çıkar. Yabancı adama karşı derli toplu çıkar. Ama başkasına karşı biraz daha resmi çıkar. Sen şimdi o kocası değilsin, oğlu değilsin, amcası değilsin, dayısı değilsin, içerideki hanımın. Kapıya garip durmuşsun, o da benim kocam gelecek diye böyle sele serpe çıkmışsa yanlış olmaz mı? Yanlış olur tabii. Onun için diyor ki sünnette böyle, peygamberimizin emri böyle, kapıyı usulce çalacaksın, zili kenara çekileceksin. Efendim sağa mı çekilelim, sola mı çekilelim? Tabii detayına girdik ya, işin onu da söyleyeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin genel bir emri var. Teyamenu fi kulli şey. Her şeyde sağı tercih edin diyor. Efendim sağ tarafı kapının müsait değil. O zaman tabii sağa geçeceksin, sola geçeceksin tabii belli. Ama sağa da müsait kapının, solu da. Her şeyde sağı tercih edin. Merhaba derken sağı. Değil mi? Sağla. Elini uzatacaksın musafaha yaparken, evden kapıdan çıkarken sağı, sağ ayağınla çıkacaksın. Bir şey yerken içerken sağı tercih edeceksin. Teyamenu fi kulli şey. Her şeyde sağı. Kapının sağına çekileceksin, arkanı döneceksin. Çıkan kadınsa, sen de yabancı bir adamsan, sele serpe görünmesin diye, gösterilmeyecek şeyleri sen görmeyesin diye. Efendim niyetim kötü değil. Olabilir ama usul bu. Usul bu. Sen ne kadar niyetin kötü olmasa gözün gördükten sonra faydası var mı? Kaza olduktan sonra adam ölmüş. Niyetin kötüydü. Adam gitti. Niyetin kötü değil ama evet, dikkat edeceğiz bunlara. Sağ tarafa arkamız dönüp çekileceğiz. Bekleyeceğiz. Tekrar çalacağız. Gene bekleyeceğiz. Arkamızı dönerek bekleyeceğiz. Arz ettiğim sebepten dolayı 3 defa çaldınız, cevap vermediler, o zaman çekip gideceksiniz. Işık var diye ısrar etmeyeceksiniz. Bu İslam'da eve girme adabıdır. Efendim hep yabancıdan söz ettik. Evet, siz evin adamısınız, erkeğisiniz, kocasınız, içeride karınız var. Olsa bile haber vermeden eve girmeyeceksiniz. Efendim içeride anneniz var. Siz evladısınız. Haber vermeden girmeyeceksiniz. Neden? Annenizin size görünmeyecek durumda olabilir içeride. Hanımınız da size göstermeyeceği bir durumda olabilir. Ve onun sizin beğenmeyeceğiniz durumda görülmesi sizde bir ters bir duruma sebep olabilir. Onlara bile haber vereceksiniz. İstinaz. İşte sesin öksürüğünden de anlar zaten. Bir mümin, bir Müslüman evine girerken Bismillahirrahmanirrahim derse, onu takip eden, onun düşmanı, onun sapıttırmak isteyen şeytanı çeker gider diyor. Eve giremez. Eve onunla beraber giremez. Arkadaşlarına der ki La mebite hâhüne ve la işâ. Arkadaşlar burada bize yer yatak yok, yeme içme de yok. Besmelesiz bir adam bulalım. Sokakta, soğukta cücüklemeyelim. Aç kalmayalım. Besmele çekmezse eve o da giriyor. Yemek yerken besmele çekmezse o da yiyor. Su içerken besmele çekmezse o da içiyor. Evet, böyle bir olay da anlatılır hadislerde. İki şeytan arkadaş. Şeytanların reisi iblis. Avaneyi, askerini gönderiyor insanlara. Böyle görevlileri var. Mesela namazda özel şeytan görevli. Abdestle vesvese vermek için. Abdestle özel
İşte başka şeyler, özel hepsinin uzmanları var şeytanların. Peşine takıyor, Müslümanların peşine takıyor. Böyle iki arkadaş ayrılmışlar görev taksiminden sonra. Birisi bir adama düşmüş, yiyor besmele çekiyor bismillah, içiyor bismillah, eve giriyor bismillah, yatıyor bismillah, kalkıyor bismillah, ayakkabısını giyiyor bismillah, ceketini giyiyor bismillah. Besmelesiz hiçbir şey yapmıyor adam. Tabii şeytan yememiş, içmemiş, rahat döşekte yatamamış, kurumuş kalmış. Rastlamışlar. Öteki şişman, 150 kilo. Demiş o şişman ona, ne oldu sana, hasta mı oldun? Yok sorma birader, hasta falan olmadım ama bir adama çattım. Besmelesiz yemiyor, içmiyor, eve girmiyor, çıkmıyor, yatmıyor, kalkmıyor. Bize yer yatak yok, yeme içme de yok, böyle kurudum kaldım arkadaş. Aa demiş, benim de bir adamım var demiş. Hiç besmele aklına gelmiyor, hepsini ben yiyorum. Böyle bir, bu bir uydurma hikaye değil. Hadislerde geçen bir şeydir. Besmele çekmek peygamberimizin emridir. Kül bi yeminik ve semmillâhe. Evet, yemek yerken besmele çek evladım. Kül bi yeminik, sağ elinle ye. Bu bir tavsiyedir. Sol ele yemek haramdır demiyorum, yanlış anlamayın. Peygamberimiz sağı tercih edin diyor. Oradan konuyu genişlettik. Evet, eve girerken de bismillah, sağ adımla gireceksin. Şeytanı sokakta bırakacaksın. Eve girmeyecek. Evde dırıltı zırıltı olmayacak. Herkes birbirini sevecek, sayacak. Evet, eve girme adabını peygamberimiz böylece bize anlatmış oluyor. Demek ki eve girerken izinsiz girilmez, haber verilir. Bu haber vermede 3 defa olur. 3 defadan sonra izin vermezlerse dönülür gidilir. İmam Malik Muvatta'ında, Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde, Buhari Sahih'inde, Müslim Sahih'inde, Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh'tan bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.